Merhabalar. Şimdi bu videoda e, şu Java paketimize geliyoruz ve kamera adında bir package oluşturacağız. Bu kamera e, paket, paketimizin içerisinde aslında kamera managerımız ve ana, kamera ile ilgili analyzerlarımız bulunacak. Şimdi ilk önce bir manager kamera manager kameranın yönetimi tamamen bu klasik üzerinde olacak. Öncelikli olarak burada bir private valve context context alacak ardından private val preview 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 view şeklinde bir alacak buradan preview private val graphic overlay graphic overlay'imiz de şöyle yıldız olarak verelim ardından burada bir de private private val bir de bir life cycle'ımız burada life cycle onlarımız olacak Owner onlar life cycle owner'ımız da bu şekilde yer alacak çünkü bizim bir e, burada bir Android'in içinde kameranın bir döngüsü olacak. Şurada preview view'un ismini de kendisi gibi yapalım. Bu konu önemli. Çünkü şimdi burada private lateinit var. Sonradan bir preview oluşturacağız. Bu da preview şeklinde ve ismini ismi gibi bu da preview olacak. Ardından burada ön izlemeden sonra bir lateinit var deyip bir kamera oluşturacağız. Bu kamerada bizim android x kameramız olacak burada. Ardından bir private lateinit var. Kamera provider'a ihtiyacımız var. Kamera provider'da kamera provider'da şurada kamera provider. nokta e process pardon process kamera provider olacak. process kamera provider şeklinde bir kamera provider ekleyeceğiz. Kamera provider kaldıralım. Ardından buradan private var diyelim. Kamera executor yani kameramızı çalıştıracak olan kamera executor deyip execute service executor service bir executor servise ihtiyacımız var. Bu da executor servisimizde executors nokta new single thread executor. Şimdi öncelikli olarak bizim bu kameramızı bir start etmemiz gerekiyor. ismine de yakışır şekilde kamera startı veriyoruz. Burada öncelikli olarak vals kamera process provider şeklinde bir değişken oluşturalım. Bu kamera process provider, process kamera provider içerisinden bir get ile yukarıda verdiğimiz konteksi alsın. Şimdi kamera process provider'a bir AddListener, listener, bir olay dinleyicisi ekliyoruz. Burada pardon. Hemen bu şu şekilde bir süslü parantezlerimize açalım. Çünkü buraya bir fonksiyon yazacağız. Burada kamera provider kamera provider eşittir kamera process provider nokta get. Ardından bir pre preview oluşturalım. Preview eşittir preview nokta buradan builder nokta build edelim. Bu şekilde bir buradan kodumuzu bir kodumuzu reformat reformat kod ile düzenleyelim. Ardından burada image analyzes bir tane image analyzes isminde bir değişken başlatacağız. Bunu bunun içinde burada private var pardon private var diyelim private var diyelim image analyzes diyelim Ardından image analyzer'ı şurada ekleyelim. Private latent varla belirtelim ki sonrasında buradan Android Core içinden çıkardığımızda teyit ettik. Image analyzes deyip ardından buradan bir eşittir yapalım. Şu proje görünümünü kapat kapatalım. Daha iyi odaklanabilelim. Ardından bu yıldır diyelim. Burada nokta set back pressure stratejiden image analyzes nokta strateji get only lastes nokta bir bu yıl işlemi ardından also also it nokta set analyzer kamera executor virgül kamera 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 analyzer şeklinde buraya bir kamera analyzer gelecek. Kamera analyzer gelecek. Bu kamera analyzer'ı daha yazmadık. Ardından burada wall kamera selector isminde bir kamera selector koyacağız. Bu kamera selector'ımızı şöyle bu build yıl ediyoruz. Bu yıldır deyip ardından require lens neden aşağı doğru kaydı. Evet. <laughs> kamera options diyelim. Kamera option'ı e, kamera option. Kamera option. Bu şekilde kamera option. Option'ımız kamera option vereceğiz ve build yıl deyip burada bunu da bitireceğiz şu virgülden sonrasını da ekleyelim context complete diyelim buraya context complete nokta ki bizim get main executor nokta context buradan kamera bu kısmını tekrardan yazalım kamera option kamera optionımız bizim burada kamera optionımız companion object içinde tanımlanmış bir şey. Burada öncelikli olarak bir tag belirleyelim. İdemizde evet büyük bir sıkıntı çıkıyor. Tag string diyelim. Tag string. Bu tag'i biz loglama işlerinde kullanıyoruz aslında. Burada kamera manager bizim sınıfımızın ismi. Ardından kullanacağımız var kamera option olacak integer bu da bizim neyimizde kamera selectorımızda buradan bize hangi yönde olduğunu belirliyordu burada kameramızı kamera selectorımızı build ettik şimdi buradaki set kamera set, e, set kamera config isminde bir fonksiyon oluşturmamız gerekiyor bu fonksiyon bizim öncelikli olarak bir kamera provider alacak ve bir kamera selector alacak. Hemen buradan bunu create function diyelim. Buradakileri kabul edelim ve set camera fonksiyonumuzu burada tabii ki de nullable değil. Şimdi burada öncelikli olarak bir try catch bloğu içinde yazalım. Camera provider nokta aynı bind all diye kamera kamera burada kamera yazmışız pardon kamera provider'ın tüm bağlantılarını koparıyoruz ardından kamera provider ile bind to life cycle deyip life cycle owner kendi life cycle'ına sahip olacak burada kamera selector pardon kendi bulunduğu aktivitenin life cycle'ına bağlı olacak ardından preview diyoruz preview view değil pa Buna dikkat edin. Image Analyzes diyoruz. Ardından buradaki Preview'a nokta Set Surface Provider üzerinden Preview View'dan Surface Provider'ı veriyoruz. Catch içine de Exception'ımızı herhangi bir Exception'ı loglaması açısından burada log nokta error olarak tagımızı burada veriyoruz ve set hemen set 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 kamera config şeklinde şuradan error'umuzu herhangi bir sorun çıktığında da loglamamız açısından ne sorun olduğunu bulmamız açısından güzel olacaktır. Ardından bir change kamera e, kameranın değiştirilmesi aslında. Bu turn edilmesi, flip edilmesi e, diyebiliriz. Kamera provider'ın tüm bağlantılarını burada koparacağız tekrardan. Kamera provider'ın bağlantılarını kopardıktan sonra yeniden kamera option'ın if eğer kamera option yani burada kameranın hangi yönde değilse öbür yöne döndürülmesi şuradan back back ise kamera selector nokta front diyelim. Ardından else deyip burada kamera selector nokta back şeklinde dönüşümünü yapıyoruz. Ardından kamera ToggleSelector'ı toggle çağırıyoruz. Burada toggle selector ile güncelleme pardon kamera utils ile kamera utils üzerinden toggle selector çağırarak durum güncellemesini yapıp kamera startı tekrar çalıştırıyoruz. Yani kamera change olduğunda otomatik olarak tekrardan başlayacak. Ardından son fonksiyonumuz olan kamera biraz yukarı çıkalım. Fan kamera stopta anlayacağınız üzere kameramızın durdurulmasını yarayacak. Burada tek işimiz kamera provider nokta unbind all. Tüm kamera provide'ını Kapatmamızı aslında yarıyor. Gördüğünüz üzere burada bir kamera e analyzer eksikliğimiz var. Bu kamera analyzer'i burada geliyoruz. E kameramıza sağ tıklayıp tekrardan bir Kotlin sınıfı oluşturuyoruz. Bu Kotlin sınıfını hemen kamera analyzer şeklinde bir isimi ekliyoruz. Burada kamera analyzer'imiz bizim grafik sınıfımız üzerinde işlem yapacak. Burada bağlama işlemini aslında bir nevi gerçekleştirecek. Overlay, grafik overlay'i de hemen buradan eklemesini yapıyoruz. Ancak bu kamera provider içerisinde bir base kameradan kendisi aslında görüntüleri alacak. Bunu da şurada tekrardan bir hemen base kamera analyzer yapıp işlemlerimizi buradan devam edeceğiz. Burada ne olacak? Bir jenerik bir sınıf oluşturuyoruz. Burada bir list collection burada list face şurada face gördüğünüz gibi birçok face var. Burada ML kit vision'ı seçtiğinize emin olmanız gerekiyor. image analysis nokta analyzer. Gördüğünüz gibi bizim implement etmemiz gerekiyen yani fonksiyonlar var. Burada analyze fonksiyonu var. Analyze fonksiyonumuzu içerisine şurada bir abstract bir tip oluşturalım. Grafik overlay isminde tamamdır. Sonrasında e, bu abstract bir class olması gerekiyordu. Evet, burada bunu oluşturduk. Analyzimiz içerisine image proxy, gördüğünüz gibi bir image proxy var. Burada wall media image, aslında yayınlanan image bunu e, biz image nokta image üzerinden bulabiliriz. Ama şurada anlaşılır olması adına proxy kısmını ekleyelim. Bunu e, dökümantasyonda aslında bulabilirsiniz. Media image nokta let ile şurada it'i gördüğünüz gibi image şeklinde değiştirelim ki anlaşılabilir, daha okunabilir kod ortaya çıksın. Ardından gördüğünüz üzere burada bir image var. Burada yukarıdaki anotasyonu ekleyebiliriz pardon. Şuradan e, medya image'imizi ekledik. Burada detect in image adında bir fonksiyon yaratmamız gerekiyor. Bunu da şu şekilde pro, produce protected abstract abstract fun deep fun detect in image yani image'in içerisinde detect et olarak image hemen buradan input image'imizi seçiyoruz ve bir task task bizim için bir task yayınlıyor burada taskimizde bir generic sınıf ardından diğer abstract fonksiyonlarımızı da yazalım bunu diğer yerde implement edeceğiz miras alacağız stop şeklinde fonksiyonumuz Pro, protected abstract fun 10 on success durumumuz için on success durumumuz için Results list face zaten fonksiyonlar e, yaptığı işler zaten az çok anlaşılıyor. Burada başarılı olması durumunda ki yüzleri döndüreceğiz ve rectangle anlayacağınız üzere burada bir grafik sınıfıyla tespit edilen yüzlerin birleştirilmesi işlemi olacak. On failure şurada protected abstract fun on failure e exception. Gördüğünüz gibi bu şekilde e exception ekledik. Şimdi DetectingImage image fonksiyonumuza artık buraya koyabiliriz. Neydi? Input image from media image. Bunu ee, yukarıdaki bu aslında nasıl bu online dokümantasyonu ML kit dokümantasyonunda da aslında kolaylıkla bulabileceğiniz bir kısım Inf, image ve rotation degrees çünkü rotationlar bizim için burada önem kazanıyor add on success listener'da resultlarımızı döndüreceğiz results'larımız şu şekilde dönsün neydi alttaki on success fonksiyonumuza bu results'ları gönderiyoruz. Grafik overlay'imiz yukarıda vardı ve ardından image nokta crop rect rectangle'ımızı crop ediyoruz. Burada close image proxy'mizi de kapatıyoruz. Bu da önerilen bir işlem. Ardından on failure'da da burada yukarıdaki exception'ı gönderelim ve image Proxy'de de yine close etmeyi unutmayalım. Sadece bizim stop işlemimiz kaldı. Bunu da diğer tarafta ekleyeceğiz. Ardından burada bir işlem var. Bunu da şuradan burada bir uyarı veriliyor. Bunu suppress şuraya lint olarak ekleyelim stint burada unsafe unsafe opt daha demin eklenen kısmı aslında uyarıdan gelen kısmı usage error ile giderebiliriz sonrasında buradaki tüm eklemeleri aslında yaptık şimdi bizim yapmamız gereken şey burada kamera analyzer'ımıza Burada e, bir base analyzer'ın eklenmesini gerçekleştirmek. Base analyzer gördüğünüz gibi burada list yine face alıyor. Burada face'imiz vision face. Şimdi bu classımızı buradan implement pardon şurada constructor'ımıza eklememişiz. Şimdi implement edeceğiz. Şu şekilde implement edeceğiz. Hop implement ettik. Ardından get diyoruz. Buradaki bizim getimiz yukarıdaki overlay verecek. Overlay verecek. Ardından burada detect in image'imiz zaten şurada önceki sınıfta eklemiştik. Burada artık detect işlemini göndereceğiz. Ama bundan önce biz bir private wall kamera options yani sizin size orada resmi dokümantasyonunda gösterdiğimiz işlemleri ekleyeceğiz. Kamera optionlarını ekleyeceğiz. Face detector options nokta yıldır ile burada ekleme işlemini yapıyoruz. Set performance mode burada face detector options nokta Performance Mode, Ecurity, Fast değil, seçiyoruz. Siz Fast'i de seçebilirsiniz. Landmark Mode, e, Face Detect, Pardon, Face Detector Options, Nokta, Landmark All diyoruz. Set Classification, Set Classification, da Face Detector Options, Nokta, Classification, mod all, nokta set min face size 0.15 f Ardından enable tracking burada tracking takip edilmeyi aktif hale getiriyoruz ve build ediyoruz. Ardından bir private wall detector detector face detection face detection face detection nokta get client bunu da doğru kısımdan eklemeyi unutmayın. Artık bizim bir detektörümüz var. Bu detektör bize ne anlama geliyor? Detektör bizim artık bu fonksiyonu aslında bu şeyi kullanarak bir i, tespit işlemini görüntü üzerinde yapabileceğimiz anlamına geliyor. Bunu da return sadece detektör nokta proses. proses de zaten söylemiştim size. Bu şekilde yapıyoruz. Ardından stop işlemi de try diyoruz, try diyoruz, detektörümüzü close ettiğimizde yarıyor. Eğer herhangi bir hata yakalaması, hata çıkması durumuna karşı da bunu zaten try catch içinde yazıyoruz ve long değil, log nokta ide bizim bir tek eklememiz gerekiyor. Onu da kendim, kendi yoğurt işime göre yapıyorum. Aslında private val, private const val bir de error verdiğinden tek kamera analyzer. Şöyle kamera analyzer şeklinde eklememizi yaptık. log Log.i.tag'imizi buraya ekledik. Ardından ne dedik? Stop dedik. Çok önemli değil ama yine de stop sebebimizi görmüş olabiliriz. Burada hatamızın sebebini görmüş olalım. On success. On success durumumuzda grafik overlay'imizi ne yapıyoruz? E, clear yapıyoruz öncelikle. Sonrasında result. Yani bu ne anlama geliyor? Sürekli sizin bir yüzünüzü tespit etmesi gerekiyor. Bu tespit etme işlemleri ard arda gerçekleştiği için ardarda bir e, yüz çizme işlemi olacak. Eğer temizleme yapmazsanız sizin yol yüzünüzün hareket yolu boyunca aslında bir rectangle çizme, rectangle kuyruğu aslında daha doğrusu oluşmuş olacak. Burada grafik overlay'imizi ekliyoruz. Ardından it diyoruz ve rectangle'ımızı burada veriyoruz. Grafik overlay'imize yani grafik yüzeyimize bunu add ile face grafikte ekliyoruz. Grafik overlay'imizi burada post invalidate ile eklemelerini yapmış oluyoruz. On failure bizim loglama işlerimiz için bir loglama işlemi daha log nokta, i nokta. error için e kullanıyoruz. Tag'i ekleyip burada on failure benim kullanma yoğurt işim burada böyle on failure ve sebebi şuradan e harfini yazalım. Fonksiyon ismi ve sebebi şeklinde eklemelerimi yapmış oldum aslında. Son olarak burada artık kamera analyzer'ımız var. Bu kamera manager'daki kamera analyzer içine bizim grafik overlay'imizi gönderdiğimizde gördüğünüz gibi büyük bir uğraş sonrası tüm kamera işlemlerimizi bitirmiş olduk. Tamamlamış olduk aslında. Şimdi diğer bölümümüzde Kameramızı artık aktif etmenin sırası geldi. Teşekkür ederim.